Evet. Tamam, geliyorum. Merhaba, merhaba, merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş İyi bulduk. misiniz? Hoş bulduk. İyi, İyiyiz. seni sormalı. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. İdare ediyoruz işte biliyorsunuz salgın süreci falan. Ağırlıkta evlerdeyiz. Siz de öyledir eminim Tam da tabii. öyle. Tam da öyle. Evet. Kolay gelsin. Şimdi tabii bu akşam sizlerle hem çok yakın zamanda geçen hafta yanılmıyorsam birer kişisel sergi yaptınız. Hem Evet. de Videoist aslında uzun yıllardır sürdürdüğünüz bir sanatçı inisiyatifi olarak devam ediyor. Ama kurulduğunda galiba inisiyatif olarak değildi, sonra inisiyatif olarak değil mi şey oldu? Şimdi söylerken bu Evet, aklıma geldi. doğru. Evet. Doğru. Şimdi 2003'te kuruldu ve Karga Art'ta yanılmıyorsam ilk sergiyi de orada yapmıştınız diye Doğru. anımsıyorum. Doğru. Ve bu süreçte yani o süreçte daha doğrusu nasıl bir şey gördünüz? Yani bu video olayına odaklanmanız nasıl gelişti? Ve tabii o süreçte yine mesela bugünleri düşünmüş müydünüz? Yani büyüyerek devam edeceğinizi düşünmüş müydünüz? Bunu da çok merak ediyorum. Evet. Aslında o ilk yıllarınıza en fazla tanık olan kişilerden birisin. O yüzden enteresan bir buluşma oldu bu bizim için. Teşekkür ederiz. Benim için de Şimdi teşekkür tabii 2003'te ilk olarak başladığımızda değindiğim gibi aslında bir inisiyatif olarak başlamadık. Evet. Bir sergi daveti, bir etkinlik daveti almıştık. Onu aslında biz nasıl bir şey yapsak diye ederim. düşünürken bir video seçkisi yapmaya karar verdik. Daha sonra Galeri X'te gerçekleşecekti bu sergi Avrupa yakasında. Ama tabii ki sen de çok bilirsin. O dönemde özellikle Anadolu yakasında çok az etkinlik olurdu. Doğru. Ve bizim de hayatımız hep Anadolu yakasında geçtiği için bu etkinliği çok fazla hissediyorduk. Mutlaka bu serginin bir ayağı da Anadolu yakasında olması konusunda hemfikirdik Evet. arkadaşlarla. Melik İskender de bizle birlikteydi o projede. Üçümüz Evet, üçümüz beraber beraber organize başlattık. ediyorduk. Evet. Sonra biz böyle ilk videolarımızı yapıyorduk tabii. Video işlerimiz vardı. Belki kendi işlerimizin heyecanıyla böyle bir seçki yapma kararı aldık. Ve dedik ki aslında bu seçkiyi şöyle bir şey yapalım. Duyurulu bir başvuru sistemi kuralım. Ve başvurular arasından video konseptli çalışmalarla bir seçki hazırlayalım. Tahmin sistemi bir başvuru oldu. Yani çok farklı formatlardan çok fazla başvuru oldu. Tabii ki biz teknik koşulları da, mekan teknik alanını da gözeterek bir olabildiğince herkese yer verecek şekilde ama video konseptinin çok dışında kalan başvurular vardı. Onları alamayarak bir seçki hazırladık. 38 sanatçı katıldı. Evet. İki tanesi enstelasyon, video enstelasyon şeklinde sergilendi. Geri kalanı video Evet. çalışmasından oluşuyordu. Evet. Bu tabii ki aldığımız talep, ilgi o kadar fazlaydı ki gösterim de çok ilgili geçti. Yani bütün gösterim günleri bir hafta sürdü. Bütün günler çok yoğun geçiyordu. Hatta gerçekten kurduğumuz mantık çok işe yaramıştı. Avrupa yakasını yakalayamayan Anadolu'ya gidiyordu izlemek için. Anadolu'daki Avrupa'ya geçiyordu izlemek için. Evet. Dönüşümü de gerçekleştirdik çünkü izlenirliği arttırabilmek için bir dönüşümlü program hazırlamıştık. İlgi o kadar çok oldu ki biz sonra Ferhat'la bu işin üreticisi de olarak, video sanatının üreticileri de olarak bunu devam ettirmeyi çok istedik aslında. Evet. Ve bir inisiyatife dönüşme kararı da Öyle oldu. 2007'de tam olarak Gerçekleşti. gerçekleşti aslında. Evet. Yani bir inisiyatif diye tanımlamaya başlamak öyleydi ama aslında bu iş bir kolektif işi. Yani kolektif, inisiyatif bunlar birbirine yakın kelimeler bence. İnisiyatif kelimesi kullanılmaya başlamadan önce kolektifler vardı. Daha önce biz de bazı kolektifler içinde yer almıştık. Hatta böyle bir takım sergiler, grup sergileri açtığımız Albatros kolektifimiz vardı. Yani kolektif üretim birikimi
ya da bakış açısı aslında bize sanatçının sadece atölyede bir takım eserler üreten ya da işte bilgisayarın başına geçip bir ya da kamerasıyla eserler üreten bir kendi başına bir üretici olmasından öte aslında sanatın birlikte üretilen bir şey olduğu gerçeğini çok gösterdi. O kolektif zihin, o kolektif bakış açısı, birlikte hareket etme, sergi mekanlarını bulmaktan, sergi kurulumuna, işlerin her türlü ya da tanıtımına kadar, konsept düşünmekten, sergi küratörlüğüne kadar her şeyi aslında kolektifler birlikte yaptılar. Küratöryel sistem daha yeni yeni başlamıştı. Yani 90'larda tabii ki küratörler vardı ama 2000'lere doğru küratöryel bir sisteme doğru geçiş gerçekleşti. İşte biz de tam o geçiş döneminde sanatçının tek başına her şeyi yaptığı o mirası devam ettiren bir inisiyatif olmaya çalıştık. Öyle bir şekilde devam ettik. O dönemde aslında inisiyatifler de yeni yeni oluşuyordu diye anımsıyorum. Tabii. Evet. Yani sayıca azdı, çok daha azdı. Kolektifler de azdı. Vardı ama azdı. İşte o istikrarlı bir şekilde devam eden, sürekli olarak bir süreklilik gösteren kolektifler ve inisiyatifler tabii daha çok akılda kalıcı oldu. Evet. Böyle yani süreç böyle devam etti diye düşünüyoruz. Tabii bu 90'larda yani 90'larda video üretmek diye bir şey olduğunu düşünüyorum o yüzden. Biz de onu böyle yakalamış yani onu yakalamış isimler olduk. Hem üretenleri takip etme hem de üretmeye çabalama bağlamında. Onun da bir tabii ki nasıl diyelim bu medyumu anlamak, kavramak, işin içinde nasıl bir şey olduğunu onun üzerine düşünmek için biraz da kendi kendimize belki de bir tür çalıştığımız kurumlar dışında bir okul inşa etmeye çalıştık. Belki öyle de diyebiliriz. Kendi sürecimizi, kendi eğitimimizi de devam ettirdik bu şekilde belki aslında. Evet. Evet, çok güzel. Peki 2003'ten beri video başlığı altında çalışmalar yapıyorsunuz. Evet. Sonra aslında İstanbul'daydınız, uzun yıllar İstanbul'daydınız siz. Evet. Sonra Mardin'e gittiniz. Mardin süreci size ve video iste neler kattı? Aslında Gülge, şöyle İstanbul'da çok uzun bir süre tabii ki hem sanatçı olarak hem de eğitmen olarak yoğun bir tempomuz vardı. O tempo içinde artık bir yorgunluk hissi başlamıştı bizde. İstanbul'dan biraz uzaklaşmaya ihtiyaç duyduğumuz bir zamandı. Mardin böyle geldi, Mardin süreci. Biliyorsun İstanbul'da biz aslında mekanı olmayan bir inisiyatif olarak yıllarca etkinlik düzenledik. Tarihi ve mekanı belli olmayan bir tavrımızla devam ettik. Mardin'e gittiğimizde kendimiz için bir mekan ihtiyacı duyuyorduk. Bir atölye ihtiyacı duyduk. Sonra dedik ki aslında bir gelişti işte bizimle birlikte. Yılların emeği, birlikte var ettiğimiz bir emek. Bir mekan oluşursa eğer bu coğrafyadaki sanatçılarla, üretenlerle, düşünenlerle bir araya gelmemiz çok daha kolay olabilir diye düşündük. Bu şekilde bir mekan fikri doğdu ve videos mekanını kurduk. 3 yıl boyunca da orada düzenli olarak etkinlikler düzenledik. Hakikaten düşündüğümüz şey gerçekleşti. Ne anlamda? Çok değerli insanlarla tanıştık. Çok güzel sosyalleşmeler, çok güzel paylaşımlar olmuştu. Çünkü Mardin Bienali, evet belli bir periyotla düzenli gerçekleşen etkinliklerden biri Mardin'de, o anlamda çok kıymetli. Onun dışında düzenli olarak çağdaş sanat görülebilecek mekan yoktu. Bu anlamda bir mekan boşluğunda tamamlamış olduk. Hem bizim üretimlerimize katkı sağladığı mekan, hem de başka üretimleri sergileme, onları gösterme, başka kentlerle etkileşime geçirme imkanı sağladı bize. Fakat belki devam etmek ister. Evet. Yani bu buluşma fikri öncelikle çok önemliydi. Zaten yani nasıl diyelim, bir inisiyatif olmanın
mekanı olan bir inisiyatif olmanın daha aynı zamanda en bence belirleyici noktalarından birisi bir standart bir galeri formunda olmayan bir belki ayaküstü bir işte Mardin 1. Cadde'de bir sürü dükkanın olduğu biraz da artık böyle caddenin sonlarına doğru gelinen Savurkapı bölgesindeydi mekanımız. Orada biraz yukarıda Sabancı Müzesi vardı. İşte biraz aşağıya doğru inildiğinde de artık kentin çıkış kapılarından birine geliniyordu. Yani o dizgenin içinde kentin nasıl diyelim hareket halinde olan hem de turistik olan caddesinde bir buluşum alanı, ayaküstü bir yerdi videoist. Tabii iki mekanlı, iki kubbeli bir mekandı ve çevresindeki diğer esnafla, yaşayan insanlarla, kaldırımdan geçenlerle, işte okuldan çıkan çocuklarla, işte esnafın çocuklarıyla, karşıda üst katta oturan ailenin çocukları veya işte bir bakkalın veya bir elektrikçinin, elektronikçinin de herkesin de içine rahatlıkla girebildiği, orada çağdaş sanatla karşılaşma şansı bulduğu, bizim de o diyalogları, o real, o gerçek diyalogları kurma şansını bulduğumuz bir yer oldu. İstanbul'da aslında hayal ettiğimiz şeyi Mardin'de kurabildik diyebiliriz. Çünkü sanatın, biliyorsun, sen de biliyorsun ki sanatın üretim pratikleri ve alanları ile ilgili olarak her zaman bir sterilizasyon, bir üst yapı kurumu olma durumu vardır. Onu aşabilecek birçok diyalog ve deneyim yaşadık. Onlar çok detaylarda tabii ve o anlamda büyük bir birikim bıraktı bizim üzerimizde. Evet. Bugün düşünüyoruz yani Mardin'deki sürecimiz çok çok şey kazandırdı. Zorlukları da olmadı değil. Çünkü yaşam ve bir mekan açmak hiçbir kar amacı gütmeden bunu yapmak o süre boyunca gerçekten büyük özveri gerektiriyor ama ciddi bir nefes alanı oldu. Yani sanatın aslında doğasında olan bir şey ve bizim sanat üretmeye, düşünmeye, sanat hakkında düşünmeye, bu konuşmaya devam etmemizin belki temel sebeplerinden biri olan sebeplerini orada daha mekan üzerinden deneyimleme şansı. Yani birçok sanatçı arkadaşımızın da çok büyük katkısı oldu. Öğrencilerin çok büyük katkısı oldu. Mekan işleyişinde, varlığını sürdürmesinde. Ve orada kurulan o diyaloglar hala devam ediyor. 4-4,5 yıl oldu biz Mardin'den ayrılalı ama çok sağlam bağlar kuruldu. Hala daha birbirimizle paslaşan etkinlikler yapıyoruz. Birbirimize nefes oluyoruz. Video işte kalan en önemli belki kısımlarından biri, bu bizlere kalan en güzel kısımlarından biri. Çoğalarak aslında video işte çoğaldı. Yani bu sayede Mardin video işte bunu kazandırdı. Hem olgunlaştırdı hem de çoğalttı. Dediğim gibi o bağlarda hala daha sürüyor, devam ediyor. Video işte enteresan bir yapı oldu tabii. Yani İstanbul, Mardin, şimdi Düzce. Yani o gezici yapı kendi içinde aslında devam ediyor. Gezerken de beraberindeki her şeyi taşımaya, birbirleri arasında diyalog kurmaya devam ediyor. Evet. Bu bizim istediğimiz, hedeflediğimiz bir şeydi. O bağları da kurabilmek. Kendi egomuzu çok geri çektiğimiz anlar oluyor etkinlikleri düzenlerken. Her bir işe, her bir çalışmaya, her bir sanatçıya kendi özelinde olabildiğince doğru yaklaşmaya çalışıyoruz. Hepsinin aynı hiyerarşi içinde, aynı yapı içinde yan yana durabilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu noktada bizim belki en büyük aldığımız keyiflerden biri. Çünkü insan yapı olarak da böyle bir yapımız var. Hiyerarşisiz bir düzleme inanıyoruz ve bunu önemsiyoruz. Ve kurduğumuz yapı da olabildiğince bu mantıkta ilerlemeye çalışıyoruz. Organik bir yapı kurmaya çalışıyoruz. Evet. Tabii bizler sanatçı olarak, eser üreten kişiler olarak bir etkinlikte sizi nasıl yer aldığınız, nasıl size nasıl yaklaşıldığı gibi detaylar bizim için çok önemli. Hani tabii ki bütün sanat emekçileri, işte bütün kuratörler ve yazarlar da bu ciddiyetle işin yapıyor. Ama işte biz bir taraftan da bir sanatçı vakilisiyle meseleye yaklaşıyoruz. O yüzden diğer sanatçı arkadaşların çalışmalarına da o düzeyde
önemseyerek hem sergilerde hem gösterimlerde yer vermeye çalışıyoruz. Bu tabii pek aslında sanat sistemine bazen çok karşı çıkan bir şey. Yani sanat sistemi bir hiyerarşi kurma üzerine kurdu. Biz ise onu video sanatının doğasında olduğu gibi daha demokratik bir hale getirme çabası için. Evet. Peki şimdi Düzce'desiniz. Birkaç sene de oldu, az önce geçirdiniz cümlelerinizin arasında. Düzce'de evet. Mekan yok bildiğim kadarıyla şu anda, ama mekan açmak gibi, orada video isim mekanla devam ettirmek gibi bir proje var mı? Ya şöyle, mekan çok güzel bir deneyimdi, evet, ama çok büyük zorlukları var mekan sahibi olmanın. Maddi manevi bir takım getir şeyleri var, zorlukları var. Evet. O yüzden aslında şu an biraz iyi geldi bize mekansızlık. Yeniden eski sistemimize geri döndük. Farklı zaman dilimlerinde, farklı mekanlarda etkinlikler yapıyoruz. Bu biraz özgür kılıyor. Mekansızlık aynı zamanda. Çünkü çok daha rahat dönüşümün içinde olabiliyorsunuz, hareket halinde olabiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Tabii ki mekanın da çok güzel getirileri var dediğimiz gibi. Diyaloğu arttıran bir yapısı var. Etkileşimi arttıran bir yapısı var mekanın. Neden olmasın? Belki ilerleyen bir zamanda yeniden bir mekanda oluşabilir. Evet. Ama şimdilik böyle. Şimdilik böyle. Evet. Biraz imkanlar ve nasıl diyelim, süreçlerle çok ilgili bir şey. Evet. Öyle. O yüzden de şimdilik gezici olması, başlangıçta o şeyine gelmesi bizim üreteceğimiz bazı projeleri de çok daha uygun görünüyor. Evet. Yeni fikirlerimize. Çok güzel. Peki genel olarak Türkiye'de video sanatı 90'lardan 2000'lere günümüze kadar nasıl bir süreç geçirdi sizce? 90'lardan 2000'lere kadar, yani 90'lar dedim ya, o böyle akan şeylerin, bilgisayarların, kompüterlerin daha işte veya şey sistemlerin, daha manyetik bant dediğimiz sistemlerin aktif olduğu, DVD'nin daha yeni yeni Türkiye'de belirmeye başladığı, böyle ara formatlar olan video, VCD gibi formatlarla uğraştığımız bir dönemdi. Türkiye için teknik açıdan, teknolojik açıdan ve film çekmek, video çekmek tabii ki geçmiş teknik o şeylere, maliyetleri düşünürse ucuzlamış da, ancak herkesin elinde de video montajı yapabilecek düzeyde bilgisayarlar, işte video kartlar veya kameralar yoktu. Ancak kamera işte bu işin özü, yani Pike'ın kullandığı portapak gibi, Sony portapak gibi kamerayı alan sanatçı bunu neden bir sanat aracı olarak kullanmayayım diye düşünerek, bir taraftan da yapılı örnekleri de gözünün önünde bulundurarak üretme çabası içine girdi. Yaygın değildi. Hiç yaygın değildi 90'larda. Yeni yeni başlanmıştı dediğim gibi. Daha video sanatı disiplinler arası bir, hani çağdaş sanatın bir alanı olarak disiplinler arası bir yaklaşıma sahip. Birçok yaklaşımı, tıpkı kavramsal sanat veya diğer sanat, çağdaş sanat çalışmalarında olduğu gibi birçok alanı, düşünceyi, prosesleri, süreç, üretim süreçlerini yapıtın içine dahil eden, yaşamı, performans veya happening dediğimiz alanlarla işin içine dahil eden, onları kayıt altında alan bir araçtı. Tabii bu şekilde de kullanıldı. Ama bir taraftan da yeni efektler, yeni teknolojik alanlar girdi devreye. Onlar da kullanıldı. Dediğim gibi yani böyle bir arayış dönemiydi. Herkes bir takım şeyler deniyordu. Gördüklerini yorumlamaya, anlamaya çalışıyordu ve o dönemin video işleri o yüzden dolayı teknik açıdan, teknolojik açıdan çok kendi döneminin izlerini taşıyor. Ve ben o izleri seviyorum. Çünkü 90'larda Türkiye'deki video sanatı aslında işte dünyada işte ortaya çıktı, işte 70'li 80'li yıllardaki daha yaygınlaşmaya başladı yıllarla paralellik gösteriyor. Ama işte Türkiye her zaman işte geriden gelen ama hızlı bir şekilde yakalamaya çalışan bir ülke olarak ilginç
ilginç projelere de tanık oldu çok fazla. İşte video kolektiflerin de hızlıca kurulup böyle bir takım etkinliklerin yapılmaya çalışılmasının da arka planları var. Yani bize verili olmayan çağdaş sanat konusundaki yetersiz teorik, yani okullarda, eğitimde ya da kitap, o dönemki kitapları ve çıkan yayınları da hatırlıyorum. Eksikliği bir taraftan çeviriler, bir taraftan yapılan işler, yani işin içinde, mutfağında yer alarak kotarmaya çalışmak, onları çözmeye çalışmak, anlamaya çalışmak, kavramaya çalışmak gibi bir dönemdi 90'lar bizim için. Tabii öğrencilik dönemlerimiz ve hemen öğrencilikten çıkış dönemlerimize de denk geliyor. Bu anlamda akademik süreci devam etmiş, hem hocalığa, eğitimciliğe devam etmiş insanlar olarak, videoistin böyle bir eğitici rolü de var çünkü. Kendimizi geliştirebilme, çağdaş sanat alanında geliştirebilme olanaklarını da bulduk. Yani 90'lar öyleydi. 2000'lere doğru tabii işin rengi değişiyor. 2000'lere doğru çağdaş sanat kavramı işte güncel kavramıyla karşılaşıyor. Güncel sanat diye bir şey söylenmeye başlanıyor. Ya bu çağdaş güncel tartışması. Ondan sonra ve ortaya konan eserler, yapıtlar, hem video sanat eserleri hem fotoğrafın çağdaş sanatta kullanımı gibi, işte enstalasyonun çok daha yaygınlaşması, işte eleştirel çalışmalar, işte kimlik, bir sürü kavram, geç göç, bir sürü kavram, işte küreselleşme, bu kavramların işlenmesi, o dönemin cinsiyet, işte toplumsal cinsiyet gibi, bu kavramların işlenmesi söz konusu oldu. Hakikaten aslında taşın altına elini sokan sanatçıların medyumu haline geldi diyor. Bu açıdan çok güzel ve çok değerli bir tarafı temsil etti. Ama onun hemen ardından piyasalaşma dönemini yaşadı. 2000'lerden sonra Türkiye, yani özellikle İstanbul sanat ortamı piyasalaşma dönemine girdi. Ve bu tabii ki o eserlerin, ortaya konan eserlerin, o büyük, güçlü eleştirel sözlerin etkilerini azaltmaya başladı. Daha çok piyasaya yönelik, anonimliğin yerine daha çok imza, daha çok atıyorum büyük sanatçılar, işte ikonlar, hem sanat anlamında ikonlar hem de küratöryel bağlamda ikonlar ve o ikonların yanında küçük ikonlar şeklinde bir sürece tanık olduk. Biraz daha böyle bir, ama teknik açıdan da tabii şey çok değişti. O dijital teknoloji çok ilerledi. Bugün 4K'lara ve onun ötesine kadar gidiyor iş. Aslında bir yandan sanatçıyı rahatlatırken, yani ulaşılabilirliği teknik anlamda söylüyorum. Çünkü çok daha işte şu an beraber bağlantı kurduğumuz cep telefonları bile çok fazla bu işlevi görebiliyor. Bu anlamda aslında maddi olarak belki çok daha ulaşılabilir bir yapı kurulmuş gibi görünse de sistem çok daha fazla teknik anlamda başka bir şeyi dayatıyor. Bu bir çelişki yaratıyor aslında video sanatında. Teknoloji daha ulaşılabilir bir şey haline geldikçe sanat piyasası da onun yapısında daha kusursuz arayışlara girmeye başlıyor. Bu biraz bence çelişkili bir şey doğuruyor. Videonun yapısı açısından daha çelişkili bir durum doğuruyor. Doğru. Değişen süreç biraz bize böyle çelişkiler de getirdi açıkçası. Evet. Yani örnek verebiliriz. İşte Alman videolarının 50 yılı seçkisi gösterilmişti İstanbul Modern'de ve aynı zamanda Gülsün Kara Mustafa'nın videoları da gösterilmişti. Onun konuşmasında mesela, o da çok örnek veririm, bazen konuşuruz bunu. Hani DVD ve dijital teknolojiler ilerlemeden tam olarak bir video çalışması yapmak istemediğini söylemişti kendisi ve daha çok biraz da manyetik bantla yapılan videoların aslında zamanla bozulan bir yapı olması teknolojik açıdan üzerine bir konu olmuştu. Tabii o videoların, bu Alman videoları denen, yani video sanatının doğduğu sayılabilecek, işte Park gibi sanatçıların yaşadığı bir ülke olduğu için önemli bir külliyatı olan Alman videoları
restorasyonu söz konusuydu ve DVD aktarımı söz konusu. Büyük bir projeyle, büyük bir maliyetle bu çözülmeye çalışılıyor. Sonra bir DVD ve kitap şeklinde sunuluyor. Şimdi bu bir taraftan tekniğin sürekli değişmesinin getirmiş olduğu olanakların hani şartların sürekli değişmesini getirdiği dezavantajlar olarak görebiliriz. Bu işte tam 2000'lerde yaşadığımız şey bu aslında. Artık çıta çok yüksek olduğu için ve video prodüksiyon denen şey de film prodüksiyonu birbirinden ayrı şeyler olmaz hale geldiği için video sanatçıları da daha çok reklam filmlerindeki yüksek teknolojik prodüksiyonlara yöneldiler. Aslında işin arka planında bu benim ilgi yani sanatçı olarak aynı zamanda hoca olarak teorisyen olarak düşündüğüm iki ayrı alanla da çok ilgili. Video aslında televizyonla çok ilgili ve yaygın medya, kitlesel mass medya ile çok ilgili. Mesela grafiti de reklamla çok ilgili. Yani grafiti sanatçısı reklam yapmaya başladığı zaman, hani video sanatçısı da reklam filmi çekmeye başladığı zaman işin aslında real boyut kaybolmaya başlıyor. Tabii ki para kazanacak sanatçı. Tabii ki yaratıcılığına bir şekilde dönüştürmek zorunda. Ama sanat çalışmasının, sanat yapıtının özü dediğimiz o meselenin kaybolması riski söz konusu. Yani bu teknolojik gelişmelerin ve yüksek prodüksiyonlu çalışmaların gidişatı da böyle. Ama bu şu demek değil, yüksek prodüksiyonlu, çok etkileyici ve sıra dışı bir sanat yapıtı yapılamaz. Hep düşük prodüksiyonlu olur. Hayır, öyle bir şey değil. Ama miras o 70'lerdeki o video sanatının mirasını, o teknik, hani o basit, o sade kameranın eline alınarak sadece düşüncenin ortaya konulduğu o mirası korumak gerekir. Ben öyle görüyorum. Evet. Az önce Almanların kitabından bahsettin. Hem film gösterimlerinden İstanbul evet. Modern'de hem de kitaptan bahsettin. Siz peki mesela 2003'te kurulduğunuz 2023 20 senelik bir süreç olmuş olacak. Böyle bir kitap projesi gibi bir şey olabilir mi? Var. Var mı? Var. Kitap projemiz var. Aslında bir kitap yazıldı. Öyle değil. Hülya'yı dönüş tarafından. Harika. Bir tez yazıldı. Evet. Hülya yüksek lisans tezi yazdı video üst üzerine. Aslında tezin yüksek lisans tezi yazarken video üst üzerine yazdı ve gözlemlediğim kadarıyla aslında kitabın temeli o olabilir. Çünkü bütün öyküyü anlattı teyze. Çok güzel bir arşiv gözden geçirmesi oldu. Aslında toparlama oldu. Çünkü hep bir kitap fikrimiz vardı son yıllarda. Dediğin gibi aslında belki bir 20. yıl etkinliğiyle birlikte hayata geçireceğimiz, belki de etkinin kendisi olacak bir kitap düşüncemiz var. Onun temeli olabilecek yapı kurmak adına ben böyle bir tez yazdım. Video temelli. Türkiye'de video sanatı üzerine, video ekseninden hareketle. O bir toparlayıcı oldu. Umuyoruz ki kitap projesinde çoğalarak başkalarının da bizimle birlikte olduğu bir kitap projesinde hayata geçirmek istiyoruz. Böyle bir fikrimiz var. Var. Evet. Çok güzel. Çok güzel olur gerçekten. Önemli bir dönemin araştırması. Var bir takım genel bir takım kitaplar olduğunu biliyorum ama çok böyle Türk sanatçılara bu kadar uzun süre içerisinde, tabii onlar daha eski kitaplar, değinen bir kaynak yok diyebiliyorum. Evet. O bakımdan çok güzel olur gerçekten. Dört gözle bekliyoruz. Teşekkür ederim. İnşallah. Peki 2000'li yıllarda video sanatı kendi içinde ne gibi farklılıklarla ilerledi? Yani mesela işte 2000 ile 2010 arasında konseptler ağırlıkta şuydu da 2010 ile 2020 arasındaki konseptlerde şöyle bir değişim oldu. Ya da kurgusal olarak belki daha deneysel çalışmalar belki varken sonra daha kurgusal, daha farklı bir takım şeyler gündeme geldik gibi ayrımlar var mı acaba? Evet, var. Yani şimdi onun tabii hemen kronolojisini böyle takır takır şey yapmak mümkün değil ama tezi tabii ben de okuma fırsatı buldum ya yazdığı zaman. Evet. Tabii ki tartıştığımız da konular çok oldu. Evet.
Yani bir dediğim gibi videoist ilk gösterimini 2003 yılında yaptığında ciddi anlamda bir şey dönemiydi. Nasıl diyelim? Hani ulus kimlik meselesi, işte sınırlar meselesi, ondan sonra küreselleşme meselesi, ondan sonra yani göç, O yer, hiç yurt, değişmedi. yersiz yurtsuzlaşma meselesi. Tabii bazı kavramlar hiç yerlerini değil, hiç Kaybetmediler maalesef. gündemden düşmeden Evet. tekrar tekrar döndüler. Ama biliyorsunuz büyük sergiler, büyük etkinlikler ve aynı zamanda tabii ki büyük yazarlar, büyük felsefecilerin yazdıkları, ortaya attıkları kavramlar hep çağdaş sanatın eksenini oluşturuyor. Ta ki işte ekolojik krize gelene kadar artık biraz hep dönüp dönüp bu meseleyi konuşmaya başladık. İşte demokratikleşme, kamusal alan, bunlar hep tartışıldı. Yani değişik dönemlerde, 2010'da mesela çok yoğun bir şekilde bir kamusal alan tartışması vardı, bir demokratikleşme tartışması vardı. Ondan sonra onun yani böyle hepimizin bildiği aslında ve sürekli yazdığımız, tekrar ettiğimiz, konuştuğumuz kavramlara dönüştü bunlar. Yani şimdi tek tek bunları saymak değil ama geldiğimiz noktaya baktığımız zaman hiç değişmeyen şey, dediğim gibi hakikaten üzerine durulacak noktalarımız göç kavramı oldu. Mesela çok ilginçtir. Göç kavramı, yer kavramı, yurt kavramı hiç değişmez oldu. Belki de Orta Doğu'daki savaşların hiç bitmeyişinin de bir yansıması bu. Yani ekolojik kriz ne kadar şey olsa da eninde sonunda dönüyoruz, dolaşıyoruz. İnsan yaşantısının ne kadar trajik bir noktada olduğuyla bu göç meselelerindeki meselelere de dönüyoruz çok fazla. Yani biraz böyle çok özet gibi geçiyor ama bunlar benim hatırladıklarım. Hülya belki bir şeyler söylemek ister. Yani... Evet, söyleyeceklerim çok benzer zaten. Bir de şey de var, yani maalesef bazı konular hiçbir zaman kendi gündemini ve geçerliliğini yitirmiyor. 2000'lerden günümüzde hala daha toplumsal cinsiyet, işte demokrasi, işte kamusal alan arayışı, göç sayesinde dediği gibi bunlar hiçbir zaman değişmeyen ve her zaman canlı ya da yapı üzerinde kavramlar. Dolayısıyla da video sanatında da var olmaya, sürekli işlenen bir konu olmaya devam ediyor. Teknolojide zaten biraz önce de uzun bir şekilde söz edildiği gibi ona eşlik ediyor. Günümüzün teknolojisi de eşlik ediyor. Biraz önce aşağıda bir takım yazılar görüyorum ben, böyle katkılar görüyorum. Elbette ki çok fazla felsefe konular işte ve felsefecilerden faydalanan konular, kavramlar da çok fazla tartışılıyor. Sanatın her zaman zaten olmazsa olmazı. Yani orada bir şeyler gördüm ama tam Bazen böyle okuyamadım hızlı da. geçiyor. Biz adapte olmaya çalışıyoruz. Prompter cihazı gibi ya bir taraftan bu telefon. Önünüze sürekli bir şey geliyor ve cevap vermek istiyorsunuz. Evet, Öyle. Orhan Karadoğan bir katkıda bulunuyor. 2017 ve 2019'da Venedik Bienali'ne gittiğini ve orada çok fazla video iş ve özel Türk sanatçıların da çalışmalarını gördüğünü ve video işlerde orada gördüğünü, gelişmenin hızını gösterdiğini kendisine ifade ediyor. Yine Cemile Bulut kavramlar farklılaşarak, beslenerek, felsefi tarihten ve farklı alanlardan beslenerek devam ediyor diye yazmış. Evet, bu şekilde Tabii bir yani takım şurada şeyler var. gelişen teknoloji şunu da getirdi: video sanatının daha fazla mekanlarda yer bulması ve daha görünür bir sanat biçimi olma durumunu da getirdi. Biz ilk video gösterimini yaptığımız zaman mekanda projeksiyon yoktu, ekran yoktu, gösterim cihazı yoktu, ses cihazı yoktu.
Evet. Ve bunların her birini bir takım gönüllülerden ve başka başka noktalardan bir araya getirmemiz gerekti. Rica etmemiz gerekti. Bugün bile birçok aslında galerinin hala daha gösterim cihazı söz konusu değil, hala daha o özen konusunda bir takım sıkıntılar yaşanıyor açıkçası. Ama nispeten çok daha farklı bir dönem içindeyiz. Yani hani birçok mekanda artık işte mutlaka bir video işi göstermek adına bir projeksiyon, bir ses kayıt cihazı, işte bir ses sistemi, mutlaka bir takım teknolojik imkanlar söz konusu olabiliyor. En azından hani bu işin organizasyonunu yapan, yürütücülüğünü yapan insanlar için olarak bizim için umut verici. Ve bu da tabii ki izleyici açısından daha fazla video seriyle karşılaşma imkanı doğuruyor. Şimdi tabii tahmin ediyorum ki çok geniş bir arşiviniz var. Sayıyı bilmiyorum. Hani sayı olarak söyleyebiliyor musunuz bilmiyorum ama yani saydınız mı hiç bilmiyorum. Arşive katılmak isteyen herkese açık mısınız? Evet. Evet, arşive katılmak isteyen herkese açığız. Çünkü bu bir buluşma, paylaşım sahası ve o saha herkese açık. Zaten bu da gerçekleşiyor. Bu başka henüz gösterimlerimizde yer almayan sanatçılardan bir takım dosya önerileri geliyor. Video işlerini bizle paylaşıyorlar. Gönderiyorlar dosyalarını. Çünkü biz elimizden geldiğince bir bu yapı içinde herkese yer vermeye çalışıyoruz. Bir yapı kurarken, bir sergiyi kurarken mutlaka arşivi tekrar gözden geçiriyoruz. Tabii. O kavram konsept doğrultusunda ne var elimizde diye. Veyahut da bizimle bu açıdan arşiv için iletişime geçilebiliyor. Kimi önerirsiniz ya da kimin böyle işleri var diye soruluyor bir kavram, bir konsept çerçevesinde. Bu anlamda arşiv her zaman bir yapı aslında bizde. Oldukça çok iş var. Olabildiğince dijitalize edip sürekli yenileyerek muhafaza etmeye çalışıyoruz. Onun muhafazası da kolay bir iş değil. Açıkçası bunları işte doğru bir istife getirmek, doğru bir sıralama yapmak çok kolay bir iş değil. Elimizden geldiği zaman buldukça sürekli bir düzen kurmaya çalışıyoruz arşiv içinde. Evet. Peki herhalde en büyük arşiv sizin mi? Yani sanıyorum öyle ama Türkiye'deki video sanatı ile ilgili en büyük arşiv sizde mi? Bu konuyla ilgili bir araştırmanız oldu mu? Aslında bu konuyla ilgili çok direkt bir araştırmamız olmadı. Evet. Bu konuya çok mütevazi bir yerden yaklaşıyoruz. Biz kendi yapımız için önce çok yapıyı korumaya çalışıyoruz. Elimizde evet yani tam olarak sayıyı açıkçası şu güncel sayıyı veremiyorum. Çünkü çok yeni katılan işler var arşive. Ama biz tabii ki inisiyatif olarak, sanatçı inisiyatifi olarak bu işi yapan insanlar olarak evet elimizde küçümsenemeyecek bir arşiv var. Ama bu en çoğudur ya da değildir o konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Tabii yani şöyle, bu arşiv konusu çok şey oluyor, nasıl diyelim, biraz böyle farklı algılanabiliyor. Arşiv dediğiniz anda bir kurumun arşivi, işte atıyorum bir üniversitenin arşivi, bir müzenin arşivi. Yani oradaki durumlarla bizim kendi video sanatıyla ilgili yapmış olduğumuz birikimin arşivi farklı. Yani biz sanatçıların telif haklarını, satış haklarını, gösterim haklarını almıyoruz. Biz sanatçılarla aslında bir tür güven ilişkisiyle de devam eden ama bir taraftan da kendi eserleri gibi eserlerin dağılımını ve nerede gösterileceğini koruyan bir yapıya sahibiz. Zaman zaman nasıl diyelim, mesela araştırmacılar oluyor. Tez yazanlar oluyor veya küratörler oluyor. Evet, bu sanatçılara ve araştırmacılara yani bizle buluştuklarında, bizle randevu alarak görüştüklerinde arşivden eserler gösterebiliyoruz. Ama arşiv aslında bize ait olan eserlerden değil, sahip olduğumuz eserlerden değil, gösterdiğimiz eserlerin birer kopyasından ibaret.
ya da gösteremediğimiz arşivimize gönderilmiş kopyalar da var. Biz bu kopyaları herhangi bir şekilde sanatçının veya sanatçının haklarının ait olduğu kişinin izni olmadan herhangi bir şekilde eğitim amaçlı bile kullanamayız. Yani gösterim amaçlı hiç kullanamayız. Herhangi bir yere onların izni olmadan koyamayız. Yani yaptığımız şey bir bilgiyi tutmak, onu üzerine düşünmek, onun üzerine doğru yöntemlerle paylaşmaktan ibaret. Yani bazen sergilerde karşılaşıyoruz. İşte bir kopyası da bizde olsun gibi bir sanatçının çok büyük bir mütevazilikle çok ismi olan bir sanatçı bir yapıtını bize Vimeo'dan kilidini açarak gönderiyor. Veya bize yolluyor. Gösteriyoruz o çalışmayı ve işte bir anda o bir USB'ye aktarılıp bir yerde gösteriliyor. O kopyayı alıp bende de bulunsun, dersimde de gösteririm ya da şurada da bulunsun, arşiv benim cebimdeki arşivde de bulunsun gibi bir yaklaşım içinde olunduğunu görüyoruz. Yani bu tip şeyler bazen geliyor ve aslında bunu çok kolay bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani yapılabilecek bir şey. Nasıl olsa siz basarsınız DVD'nin tuşuna, oradan CD çıkar alır gidersiniz. Kimse de hesap sormaz gibi görünüyor ama işler öyle değil. Onun da bir yapıt, bir sanat eseri olduğu kısmı bir anda böyle es geçiliyor gibi. Yani duvardan bir resmi cebiniz, koltuğunuzun altına gidemezsiniz bir sergiden. Tabii. Bunun ondan farkı ama bu tür şeylerle karşılaşıyoruz. Yani bir kopyası istenebiliyor eserin. Yani böyle şeyleri cevap... Tabii ki yani olumlu cevap veremiyoruz, veremeyiz de. Yani bizim eserlerimizin de gönderdiğimiz eserlerin de eğer bize geri gönderilemiyorsa ya da bir sebepten bir arızalanma... Ama aracı olabiliyoruz. Tabii. Aracı olabiliyoruz. Sanatçı ile o kişi arasında aracı olabiliyoruz. Evet. O bağın kurulmasını sağlayabiliyoruz. Bu çok daha doğru bir iletişim kurma biçimi oluyor. Evet. Peki şimdi biliyorsunuz 2000 az önce siz de değindiniz 2005'lerden sonra diyeceğim. Evet. İstanbul'da sanat piyasasında gerçekten böyle bir hareketlilikler oldu, ciddi yükselişler oldu. Ve böyle tek tük benim duyduğum ve bildiğim kadarıyla video işler de satıldı. Ve tabii ki video işlerin de satılabilirliği az da olsa Türkiye'de satılabilir diye bunların kaç adet çoğaltıldığı ya da işte telif konularını gündeme getiriyor. Ki teliflerle ilgili de bahsettiniz az önce zaten. Evet. Bu konularda yani daha doğrusu sizdeki kopyanın o video ile ilgili kaçıncı kopya olduğunu ya da sanatçının o videodan kaç kopya ürettiğini vesaire bu bilgileri biliyor musunuz? Ya da bu konularla ilgili neler düşünüyorsunuz acaba? Şöyle bir şey diyebilirim. Hemen konuşayım. Yani bu konu şöyle. Bir sanatçı eserini satacağı zaman, video sanatçısı eserini satacağı zaman satışıyla birlikte kopya edisyonun sayısını da belirliyor. Yani sözleşmesiyle birlikte. Yani satış anlaşmasıyla birlikte. Yani aslında şöyle diyelim. Çok basit anlamda bir baskı sanatı yapıtındaki gibi yani sayıca bellidir. Kaç kez çoğaltılacağı kalıbın. İşin kaç adet olduğu bellidir. Bir şey belirli. Bir sanatçı kopyası var. Bir de gösterim için gönderilmiş gösterim kopyaları vardır. Gösterim kopyaları aslında bir kopya olarak sayamayız onları. Sanatçı kopyasının, yani sanatçının hakkı olan, gösterim hakkı olan sanatçı kopyasının bir çoğaltılmış halidir o. O bir arşiv için de bulunabilir, bir yerde bulunabilir, bir eğitim programında gösterilebilir, başka bir şeyde gösterilebilir. Ama satılan kopya sayısının içine dahil edilir, edilmez genel olarak. Yani aslında bir sanatçı kopyası ve onun dışında edisyonlar söz konusudur. Bu şekilde bir sistem var. Bu da çok değişken, çok değişken olabilir. Yani eserin üretiliş anlayışına göre çok değişebilir. Yani bir deneyselci kısa film veya uzun metraj film şeklinde yapılan video işleri bile var. Biliyorsunuz Nuri Bilge Ceylan'ın filmleri bir elinde gösterildi. Şimdi onlara video sanatı kaç kopya satıyorsunuz şeklinde bir kopya mantığıyla bakamazsınız. Yani film endüstrisinin içine entegre olmuş bir şey. Yani bazen de filmler var.
Yani bu üretim yaklaşımına bağlı olarak değişebilen şekilde bir mantıkla ilerler diye düşünüyorum. Evet. Peki geçtiğimiz günlerde Heykelin Zamanı, Videonun Mekanı adlı birer kişisel sergi açtınız. Balıkesir'de Blok Spot'ta Duygu Sabancıların açtığı ve yürüttüğü mekanda sergi yaptınız. Tabii buradan Duygu'ya da sevgilerimizi gönderelim. Evet. Biz de çok sevgilerimizi iletiyoruz. Evet. Şimdi sergiye gelecek olursak öncelikle serginin nasıl oluştuğunu söyleyebilir misiniz bize? Yani ben şöyle kısaca kendi düşüncemi söyleyeyim bu konuda. Ferhat heykel kökenli bir sanatçı. Ben de resim kökenliyim ama ben çok uzun yıllardır video ile uğraşıyorum. Tabii ki resim de yapıyorum. Başka baskı yapıyorum. Fotoğraf benim gene üretim biçimlerimden. Ferhat da kendi malzemesine sadık bir sanatçı aslında. Video her zaman böyle birlikte, heykel her zaman hayatında olan bir üretim biçimi. Biz bu konuda tabii sürekli hem videos paralelinde hem dekan üretimlerimizi gerçekleştirirken çok fazla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Aslında bir noktada birlikte üretiyoruz gibi. Yani bazen bazı işler çıkıyor ortaya, bazen şey çelişkisine düşebiliyor musun? Acaba Ferhat söyledi de öyle mi yaptı? Belki öyle düşünüyor bazen. Çünkü çok fazla gizleştiğimiz zamanlar oluyor. Bu da çok fazla birlikte üretmenin, düşünmenin getirdiği bir şey. Bu sergi, biz bir süredir böyle biriken bir takım işlerimiz var. Farklı farklı zamanlarda, karma sergilerde gösterilmiş ve son dönemde de ürettiğimiz, henüz sergilenmemiş işlerimiz vardı. Acaba bir kişisel sergi yapsak düşüncesiyle yola çıktık. Sonra hep konuştuğumuz, istediğimiz bir şeydi. Bu birbiriyle atışan, bizim birlikte oluşturduğumuz o düşünce biçimine referans veren, onu hissettiren bir sergi yapmak. Birbirimizin sergilerin içine sızdık. Düşüncelerimizle ve aynı zamanda yapıtlarımızla biraz da böyle çaktırmadan birbirimizin fikirlerinin içine destek vererek sergilerimizin içinde yer aldık birbirimizin. Böyle göremeyecek birçok insan sergiyi edindi. O yüzden çok rahat bir şekilde bu sürprizli kısmını söylüyorum, anlatıyorum. Duygu'yla biz daha önceden Mekan Blok Spot'ta ben bir sergiye katıldım, karma sergiye. Güzel bir diyalog oluştu orada. Ve sonra onların bir kişisel sergi teklifi gelmişti. O doğrultuda sergiler gerçekleşti. Gerçekten çok özverili çalışma yürütüyorlar Balıkesir'de. Bir nefes oluyorlar. Evet. Çok keyifli, çok güzel bir mekan. Görülmeye değer bir mekan. Evet. Enerjisi yüksek bir mekan ki pandemi koşullarında biz gerçekleştirdik sergiyi. Zor koşullarda yaptık. Benim diyeceğim bu. Eminim Ferhat'ın söyleyecek şeyleri vardır sergi diyalogumuzla ilgili. Ben daha heyecanlı kısmını oluşturuyorum böyle konuşurken. Ferhat daha dingin. Yani şimdi çok uzun zamandan beridir tabii birlikte üretmeye devam ediyoruz. Birbirimizin projelerinden hep haberdarız. Hülya'nın işte Arsikyum çalışmasını yaptığı zaman Düzce'ye geldiğimiz, Mardin'den taşındığımız böyle belki biraz kasvetli bir kıştı. Ve o kayıplar üzerine uzun süre boyunca düşünüp üreten bir sanatçı olarak buradaki ekolojik zenginliği ama bir taraftan da kaybolan o ekolojik zenginliği hemen fark etti ve bitki çeşitliliği, işte canlı çeşitliliği, işte kuşlar, bir sürü burada yaşayan bütün canlılar, işte su varlığı, Efteni Gölü anlamda, ciddi anlamda bir böyle o su varlığının ve yaşam varlığının gittikçe daralan bir şeyini temsil ediyordu. Ona tanık olmak çok ilginçti. Onun tabii kamera arkasında olmak da ilginçti. Düşünce arkasında ona tanık olmak, o gelişimine şahit olmak da ilginçti.
soğuk havada, işte karlı bir havada Efteni Gölü'nde o çekimler yapıldı ve oradaki yaşamla ilgili detaylar kaydedildi. Şimdi böyle detay detay bunu anlatıyorum çünkü o süreç Hülya'nın o duyarlılığıyla ilgili başlayıp o devam eden zaten Mardin'de de oranın duyarlılığıyla üretmiş olduğu çalışmaların devamı olan ama böyle ekolojik boyutun iyice canlılık boyutunun arttığı bu çalışmalarda tabii ki ben de sürece devam ettim çalışmalarıma. Tabii hem nasıl diyelim içinde bulunduğumuz imkanlar ve kendi ana odak noktalarımız, üretim biçimlerimiz ve yapmak istediğimiz projeler geliştikçe her şey bizi bu sergenin varlığına getiriyor. Yani nasıl diyelim, hani video sanatıyla uzun süredir uğraşıyoruz. Böyle has videocu, işte has video çeken kimdir falan gibi böyle şeyler hep böyle biraz daha mesafeli yaklaşan, aslında onun disiplinler arası tarafını hep vurgulayan, işte sergiler yaptık, projeler yaptık. İşte Unplugged sergisinde videonun background'ını ön plana çıkardık, işte fişi çekilmişti, hiçbir video çalışması yoktu. Çizimler vardı, işte baskılar vardı. Unfold'da işte 2017'de yaptığımız Unfold katmanları açmakta hem video çalışmaların hem de onun background'ını bir arada görebildiğiniz heykelleri, resimleri, çizimleri, videoları, video enstalasyonu bir arada görebildiğiniz dokümanları, dokümantasyonları bir arada görebildiğiniz bir sergi olmuştu. Biz bu katmanlı bakış açısını çok seviyoruz, çok sevdiğimiz bir şey. Videoyu da böyle bir video, bir araç olarak görüyoruz. O yüzden dolayı yani videocu musun, heykelci misin, ressam mısın, fotoğrafçı mısın gibi o disipliner yaklaşımlar bize çok kısır geliyor. Çok eskiden beri, öğrenciliğimizden beri zaten onun heyecanını üretiyoruz. Bu bakış açısını bir araya getirecek bir sergi formu çıktı ortaya. İşte düşünce buydu. Aslında heykel ve video fikrini konuşurken, tartışırken heykel ve video bir araya getiren bir sergi niye olmasın? Nasıl bağlanır bunlar birbiriyle? Zaten bağlanmıştı aslında her şey. Sadece adını koymak gerekiyordu. Hülya uzun süreden beri bayağı nasıl diyelim, Efteni Gölü'nün o kasvetli, distopik görünen bir taraftan da rüyasal böyle bir manzarasını çıkardı. Ve o manzara aslında o su izleyini ortaya koydu. Bir taraftan da nasıl diyeyim, işte çizimlerle, fotoğraflarla, baskılarla devam etti o sürecine. O çok kendime imgelerle. Ben de o dönemde işte bu Heykeltıraş'ın Kabusu serisine devam ediyordum. Sokağın Seyir Defteri serisine devam ediyordum. Sulu boya malzemesi ve işte kolajlar kullanarak çalışmalar yapıyordum. O eklemlenen, birbirine eklemlenen farklı nesneler ve materyallerle oluşan şey işte video heykel fikri üzerinden işte Kripel'in Kabusu yapıtının bir video heykel olarak karşımıza çıkardı. O heykel ve videoyu böyle etrafında dönen, o kavramlar üzerine tartışan bir sergiye götürdü bizi. O birlikte düşünme şekli, birlikte üretme şekli bu ardışık sergi formunu üretti. Öyle değil. Evet, evet. Peki senin çalışmalarında diyeceğim Ferhat, heykelin zamanı derken neler ön plana çıkıyor burada? Yani heykel zaman bazlı olarak çok düşünülmez. Yani video daha çok zaman bazlı bir üretim olarak düşünülür. Oldu mu? Oldu. Ya işte bazen oluyor böyle. İnternette de bazen böyle sorunlar olabiliyor. Ben şimdi açıkçası sen ilk cümleni söyledin. Ondan sonra benim ekran sizin tarafınız yani dondu açıkçası. Sen dedin ki heykel daha çok dedin, yani videoda daha çok dedin, zaman meselesi düşünülüyor, heykelde çok düşünülmüyor dedin. Ondan sonra ben de dondu hikaye açıkçası. Evet. Rica etsem tekrar o bölümden alıp devam edebilir misin? Bu arada evet, izleyenler duymuşlar, sizi duyuyorlar ama ben dinlemedim o bakımdan. Evet, evet tabii tabii. Yani aynı şeyleri söylemeyerek diyorsun. Şimdi şöyle, zaman tabii videoya daha çok işte düşünülmüştür. Çünkü video cihazı aynı zamanda zaman üzerine yapılan işlem üreten bir cihazdır. Yani zamandan bir kesit alır, işte hareketli imaj,
Hadi film kamerası da öyle bir şey. Bir kesit alır. Zaman üzerine bir işlem yapar. Heykelse zaman üzerine değil aslında boşluktaki oylum üzerine bir işlem yapar. Yani orada çalışır diye düşünülebilir. Ama çağdaş sanatta bu meseleler artık ortadan kalkan bir sürü sıra dışı, bir sürü disiplinler arası hem düşünsel hem de kavramsal meseleyi ortaya koydu. İşte heykel sanatında proses, süreç önemli hale geldi. İşte Richard Serra'nın işlerinden örnek vermiştim. Serra'nın çalışmaları, o devasa çelik plakaları paslanmaya bırakılmıştır dış mekanda. Aslında bir prosese, bir sürece bırakılmıştır. Süreç o anlamda heykelin ve çağdaş sanatın artık heykel olmaktan, resim olmaktan bunu da yani artık tanımlamak, bunu genişletmek mümkün. Tabii Joseph Beuys'tan sonra veya işte bir takım teorik, işte kuramsal açılımlar ve düşünceler ve işlerden sonra. Ya bu yaklaşımlar benim ilgi alanıma dahil olduğu için heykelin bilindik anlamdaki konvansiyonel yaklaşımı dışında bir şeyi angaje etmek, düşünmek. Biraz da video ile heykelin o paslaşmasını ön plana koymak. Bir arada pek düşünülmeyen ama aslında video üzerine düşünen düşünürlerin birlikte kullandıkları iki kavram. İşte Jameson kör heykel diyor video için. Ulus Baker mesela video için aslında fotoğraftan, resimden daha çok bir ikonaya veya heykele yakındır diyor. Yani varlıksal durumu, ontolojik durumu ona daha yakındır diyor. Bununla ilgili bir felsefi bir şey kuruyor. İşte Lazarotto okuyorsunuz, işte ondan sonra zamanı kristalleştirme makineleri diyor. İşte aslında işte Pike'ın video heykel çalışmaları var biliyorsunuz. Yani heykelli video aslında daha ortaya çıktı. Yani performans sanatına bakıyorsunuz. Aslında bedenin heykel olarak sunulması, video ile veya işte çağdaş fotoğrafla bunun gündeme getirilmesi söz konusu. Heykel kavramı çağdaş sanatta yeni, yani birçok kavram, birçok disiplin kendisine yeniden bir gömlek bulduğu gibi heykel de öyle bir gömlek buluyor. Oradan aslında çıkan bir şey. Zaten eserleri üretilme biçimini, düşünce şeklini ne diyelim besleyen şeyler bunlar. Üretim biçimi ve beslenme üzerinden düşünerek videonun videonun mekanı, heykelin zamanı diye böyle bir yapı kurduk. Bir de tabii heykelin kavram olarak çok da gündemde olmadığı aslında artık yavaş yavaş içinde bulunduğumuz hem çağın da verdiği bir şey ama bir taraftan konvansiyonel anlamda da çok ülkemizde heykel sanatı pek böyle revaçta bir pozisyonda değil. O pozisyonu belki yeniden hatırlatmak için heykelin zamanı bir taraftan. Evet, anladım. Peki Hülya, şimdi sergi bağlamında zamanı yontmak kavramını senin işlerin bağlamında anlatabilir misin bize acaba? Yani şöyle, aslında video belki de kamera zamanı zaten kendi ne diyelim tamamen kendisi diyebiliriz aslında. Ben buraya geldiğimde işte Efteni Gölü ve civarını, Melen civarını çalışmaya başladığımda sürekli orada bir zaman geçiriyordum ve geçirdiğim zaman süreci içinde de bir takım video kayıtları alıyordum. Aslında orada zamanın zaten akan bir sürecin içinden, var olan bir sürecin içinden size ait olan, sizin hislerinize, duygularınıza, düşüncelerinize ait olan bazı kareleri alıyorsunuz ve onu yeniden şekillendiriyorsunuz, yeniden biçimlendiriyorsunuz ve onun yeniden bir zaman, bir kurgusunu yapıyorsunuz aslında. Böyle geniş anlamda belki bu şekilde açıklayabilirim. Çünkü orada çok uzun zaman, 4 mevsim zaman geçirdim. Çok farklı zamanlarda kayıtlar aldım. Her görüntü, her durum başka bir duyguya, başka bir etki yaratıyordu. Resimler, fotoğraflar, baskılar bunların üretim biçimlerini oluşturdu. Dediğim gibi bu noktada da ben zamanı yeniden şekillendiriyordum. Oradan aldığım, o zamanın içinden çıkarıp aldığım, suya ait olan, suyun izleyene ait olan bir takım durumları yeniden ele aldığım bir yapı kuruyordum.
Bu şekilde böyle kısaca toparlayabilirim. Evet. Peki benim sorularım bu kadardı. Sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ya da izleyicilerden soru sormak isteyenler varsa onlar da alta yazabilirler. Tabii ki. Öyle yapalım. Soru gelirse cevap verelim. En güzeli o. Evet. Bakalım. Evet. Ama sergi devam ediyor değil mi? Bir de farklı zaman aralıkları koymuşsunuz galiba. Tabii. Evet, çünkü iki kişisel sergi olarak gerçekleştirdik aslında. Ama dediğim gibi Ferhat'ın sergisinde benden bir çalışma, benim sergimde de ondan bir çalışma yer alıyordu. Bu anlamda bir atışmamız vardı. Atışma mı denir, destek mi denir artık. Bir 10 Aralık'a kadar sergi devam edecek. Evet. Hülya'nınkisi devam ediyor şu an. Benimki devam ediyor. Benimki bitti. Ferhat'ın sergisi bitti. Evet. Çok bu form olarak tabii pek iki etapta hemen şeyi düşündürüyor. Yani bir iki kişisel sergi arka arkaya ama birbiriyle ilişkili bir kavram, yani iki kavramı birbirine eklemleyen, onun üzerine düşünen bir sergi. Yani çok organik olarak bir arada üreten bir ekibin yapabileceği bir zihni şey, var zihni aslında. var. Aslında tek bir kişisel sergi gibi de düşünülebilir. Belki eserlerin kaldırılıp yeniden kurulduğu bir tek bir kişisel sergi gibi de düşünülebilir. Evet, çok güzel. Peki ben katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. İzleyicilere de çok teşekkür ediyorum katıldıkları için. Görüşmek üzere diyorum. Görüşmek i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.